Hepinize yeniden merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Köfte mantolu köz patlıcan kebabı yapıyor olacağım sizler için. Ramazan'da farklı bir tarif isteyenler yahut misafire güzel bir tarif isteyenler için bu güzel yemeği yaptım, kaydettim ve sizlerin beğenisine sunuyorum. Hemen yıkanmış patlıcanlarımızı, yıkanmış, kurulanmış ve uç tarafındaki hazırlıkları alınmış patlıcanlarımızı sivri uçlu bir bıçakla bu şekilde delerek közleyeceğiz. Köz tavasında yahut da fırında da közleyebilirsiniz. Patlıcanlarımızın her tarafını eşit şekilde közledikten sonra terleyip yumuşamaları için kapalı bir kap içerisinde bekletebiliriz. Yahut da bir poşet içerisine koyabilirsiniz. Ben bir cam kap içerisine koyup kapağını kapatacağım. Böylece terleyecekler. Onlar terleyip yumuşarken ben de köftemi hazırlıyorum. Kıymama soğanı, yumurtayı ve sarımsağı ilave ediyorum. Patlıcana sarımsak çok yakıştığı için. Galeta unumu ilave ettim. 2 kaşık yoğurt ilave ediyorum. Köftemin daha yumuşak olması için. Ve baharatlarımı, tuzumu ilave ediyorum. Siz de isterseniz farklı baharat da ilave edebilirsiniz. İsteyenler maydanoz da kıyıp köfte için ilave edebilirler. İyice yoğuruyorum ve dinlenmesi için kenara alıyorum. Soğumuş, terlemiş, yumuşamış olan köz patlıcanlarımın kabuklarını güzelce soyuyorum. Bu soyma işlemi sırasında tabii ki saplarını kesmiyoruz. Saplarıyla beraber kalıyor. O şekilde köfteyle kaplayacağız. Patlıcanlarım hazır. Kıymamı, köfteli hazırladığım kıymamı dörde bölüyorum ve her bir parçayı bir patlıcana saracağım. İki streç arasında bu şekilde oklavayla açabilirsiniz. Ya da sadece altına streç koyarak elinizle de inceltebilirsiniz. Patlıcanın her tarafını saracak büyüklüğe kadar açtıktan sonra patlıcanımı alıyorum ve içerisine küçük küçük uzunlamasına dilimlediğim kaşarlarımı koyuyorum. Önce biraz tuzluyorum, sonra kaşarlarımı patlıcanımı içerisine yerleştirdikten sonra sıkıca kapatacağım. İsterseniz kaşar koymak yerine sadece biraz tuz da tereyağı da koyabilirsiniz. Hiçbir şey koymadan da patlıcanlarımız gayet lezzetli ve nefis oluyorlar. Streçin yardımıyla sıkıca kapatıyorum. Hiç açık yer kalmamasına dikkat ediyoruz. Ve bütün patlıcanlarımızı bu şekilde kıymayla kapladıktan sonra tepsimize yerleştireceğiz. Benim patlıcanlarım biraz pişerken çatladılar. Sebebi kıymanın uzun süre bekletilmesi gerekiyor. Köfte şeklinde hazırlandıktan sonra o nedenle biraz çatladılar. Çatlamasını istemiyorsanız ayrı ayrı küçük yağlı kağıtlara da sarabilirsiniz. Bu patlıcanım da biraz çekirdekli çıktı. Kaşarını içerisine yerleştirdim ve streçimin yardımı ile patlıcanımın her tarafına kıymamı güzelce yerleştirdim. Tekrar sararak düzgün bir hal almasını sağladım. Hazırladığım patlıcanlarımı tepsiye aldıktan sonra her tarafını sıvı yağla yağlıyorum.
Bunu isterseniz ızgara ayarında, isterseniz fırın ayarında pişirebilirsiniz. Bu şekilde pişen patlıcanlarımızın üzerine hiçbir şey ilave etmeden tüketebileceğiniz gibi domates sosuyla da tüketebilirsiniz. Yanına bir bardak ayran, sade pirinç pilavımız, hem sebze, hem protein, hem karbonhidrat, daha ne olsun. Böylece bir videonun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız bu ve buna benzer tarifler için lütfen abone olunuz. Instagram sayfamdan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin lütfen. Daha güzel tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.